Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi El Fellahu, Çiftçi, Ve Sa'lebu ve Tilki. Önce parçayı Türkçe'ye kelime kelime çeviriyoruz. Ardından parçada geçen önemli fiil, kelime veya cümle kalıplarına kısaca değiniyoruz. Daqa daraldı veya bunaldı. Fellahun bir çiftçi. Eşeddat dayqi çok daraldı veya çok bunaldı. Burada eşedde daiqi mef'ulü mutlak konumunda yani çok anlamı veriyoruz. Bi sa'lebin bir tilki sebebiyle yecusu dolaşıyor. Hilale hadiratihi ağılının arasında leylen gece. Ve yektulu ve öldürüyor decacehu tavuklarını. Arkadaki cümleyle bağlarsak bir çiftçi ağılının arasında gece dolaşan ve tavuklarını öldüren bir tilki sebebiyle çok daraldı veya daralmıştı. Fe'adde hazırladı. Burada F harfine sebep anlamı verebiliriz. Bu sebeple hazırladı lehu ona yani tilkiye şaraken bir tuzak. Ve emseke tuttu bihi onu. Velakinnehu fakat o erade istedi en yentakime. İntikam almak istedi minhu ondan. Ferabata bağladı huzmeten min nusalil kettani. Keten parçalarından bir hüzme bağladı. Fi zeyli sa'lebi tilkinin kuyruğuna. Ve eş'ale ve tutuşturdu fiha onda. Yani buradaki he huzmeten kelimesine geliyor. O hüzmede tutuşturdu ennara. Ateş tutuşturdu. Sadeleştirirsek o hüzmeyi ateşe verdi. Thumma sonra ehla sabilehu onu serbest bıraktı yani tilkiyi. İntalaka es-sa'lebu tilki fırladı li su'il hazzi ne yazık ki ilel huquli tarlalara. Kanel qamhu buğday idi. Nadicen olgun idi. Yentaziru bekliyor el hasade hasadı. Yani buğday olmuş ve hasadı bekliyordu. Ve sur'ane me çok geçmeden işte'alet tutuştu. Fihi onda yani buğdayda ennâru ateş vahteraka ve yandı. Fekada kaybetti el fellahu çiftçi mahsulehu kullehu tüm mahsulünü kaybetti. Bu parçadan çıkarılacak sonuç El intikamu intikam silahun bir silahtır. Zu haddeyni iki uçlu bir silahtır. Bu parçadaki önemli noktalar daqa fiili bu fiilin muzari şekli yadiqudur daralmak veya bunalmak anlamına gelir. Yecus hilal arkadaşlar bu bir kalıp ifadedir. Arasında dolaşmak demektir. Mazi hali cese hilale arasında dolaştı anlamındadır. Hadiratehi kelimesinin yalın hali hadiratun ağıl demektir. E'adde fiilinin asıl şekli e'adde mudarisi yu'iddu hazırlamak anlamındadır. Nusali arkadaşlar bu genelde keten veya pamuğun ufak parçalarına denir. Yalın hali nusalundur. Eş'ale fiilinin mudari hali yuş'ilu tutuşturmak, ateşe vermek demektir. Ehla sebilehu bu da bir kalıp ifadedir. Serbest bırakmak demektir. Buradaki hu zamiri tilkiye aittir arkadaşlar. Ehla fiili ise çiftçiye aittir. Ehla sebilehu yani çiftçi onu serbest bıraktı demektir. İntalaka fiilinin mudari hali yentalikudur. Koşmak, hareket etmek, başlamak veya fırlamak anlamına gelir. Lisu'il hazzi bu da bir kalıptır. Ne yazık ki diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Ama kelime çevirisi şansın kötü olması gibi bir anlama gelir. El-huguli kelimesinin yanlı hali hugulundur, tekili ise haklundur, tarla anlamına gelir. El-gamhu kelimesinin yalın hali gamhundur, buğday veya buğdaylar demektir. Hem tekil hem çoğul anlamda kullanılabilir. Nadicen kelimesinin yalın hali nadicun, olgun anlamına gelir. Genelde meyve veya bitkiler için kullanılır. Sur'ane ma bu da bir kalıptır arkadaşlar. Türkçe'ye çok geçmeden diye çeviriyoruz. İşte'alet fiili ise asıl şekli işte'ale, mudarisi yeşte'ilu, tutuşmak anlamına gelir. İhtaraka fiilinin
mudari şekli yahteriqudur. Bu da yanmak anlamında bir fiildir. Ve burada haddeyni kelimesinin yalın hali haddanidir. Zu sonrasında gelen kelimeyi kesralı hale çevirdiği için ortasındaki elif y'ye dönüşmüştür. Ve bu kelimenin tekili haddundur. Bir şeyin ucu demektir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın. Daqa sadruhu bil humumi. يجوس الحارس دكاكين السوق. يفقد رواد الفضاء 5% من أوزانهم كل أسبوع.